Arkadaşlar merhaba. Evet beyler, bugün ne Bugün yapıyoruz? size Air videosu yapacağız. Coupe Air süspansiyon. Evet. 2018 model Ege yüzümüz var burada. APP lakabıyla. İnternete baktığımızda hiç adam akıllı video göremedik. Bu yüzden insanları bilgilendirmek amacıyla bu videoyu çekmeye karar verdik. Şimdi Baran kardeşimiz motorumuzu sökecek. Tesisat kurulumu, torna işlemi ve en ince ayrıntısına kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Bütün malzemelerimiz elimizde. Hiçbir sıkıntı çıkmazsa sistemde sistemimiz güzel çalışacak diye tahmin ediyorum. Şu an Baran kardeşimiz granajımızı söküyor. Vidaları kaybediyoruz. Vidalar cebine koy da kaybetmeyelim. Kardeşim şimdi vidaları kaybetmeyin. Yani bilginiz olsun. Biz normalde açtığımızda en az 10 tane vida kaybediyoruz. Aynen bak şu an şu hareketi yapınca rahat bir 100 vidadan 78'i falan kayboluyor. Siz olun, vida kutunuzu yanınıza alın. Biz bunu tecrübe edindik artık ve toplama aşamasını eğer kayda alacak olursak büyük ihtimalle vidalarımızın çoğu olmayacak. Granaj dışında yine CG YBR 125 drift fark etmiyor. Amortisörlerinizin üst tapasını mutlaka kaliteli bir tornacıya torna ettirmeniz gerekecek. Yani evde yapma şansınız keşke olsa da daha az maliyete air süspansiyon yapmaya çalışsak. Şöyle belirtmek gerekirse hazır sistemler satılıyor ama bayağı pahalı. O yüzden evde yapmaya karar verdik. Geçenlerde bir CG air süspansiyon videosu yüklemiştim. Tesisat videosunu sizlere çekip gönderecektim sizler için. Ama motosikletimiz talihsiz bir şekilde çalındığı için videoyu yükleyemedik. Biraz sıkıntı oldu. Evet, şu an granajımız geldi. Arkadaşlar bu arada air süspansiyonunuzu yapmak için başta ön yaylarınızı söküyorsunuz. Şimdi bizde önceden air süspansiyon vardı. Şu şekilde görünüyor mu bilmiyorum ama şimdi tam granajları sökünce gözükecektir. Air süspansiyonumuz vardı. Çekiciyle egzoz yüzünden emniyete çekildi motorumuz. Oradan otoparka güzel bir ceza yedik egzoz yüzünden. Arkadaşlar her ne kadar hoşumuza gitse de egzoz kullanmamayı biz en azından biz tercih ediyoruz ve önermiyoruz yani. Ceza yemenizi kimse istemez. Siz dahil. Yani kimse cebindeki paradan olmasın diye bu bilgiyi vermek istedik. Granajımızı ufaktan söküyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi siz bizim gibi yapmayın. Vidalarınızı bir vida kutusuna koyun. Vidalarınızı kaybetmeyin. Arkadaşlar dediğimizin dışında sistemde yapacağınız bir yanlış olmadığı sürece sisteminiz çalışması lazım. Yani herhangi bir yanlış yapmazsanız sisteminiz doğru çalışacaktır. Biz en ufak ayrıntısına kadar düşünmeye çalıştık ama teflon, sıvı teflon ya da normal teflon, yani sıvı teflon dediğimiz boru sabitleyici, Würth marka boru sabitleyici kullanmanız sistem açısından çok iyi olur. Yalnız çok pahalı bir zımbırtı olduğu için biz şu an kullanamadık. Yanlış hatırlamıyorsam küçük, yani bayağı küçük, yaklaşık bir 8-10 anahtar boyunda, yani şu boyutta, hatta bundan biraz daha küçük 140 lira olması lazım. Büyük sistemler için kullanılıyor. Havayla temas ettiğinde anında katılaşarak hava kaçma şeyini engelliyor. Burada tankımız var beyler. Sistemimiz ve bizim hurdahanemiz. Hurdahane mi deniyordu lan ona? Hurdalık. Hurdahane ne?
Beyler, şimdi alacağınız parçaları en baştan size sayacağım. Tesisatımız burada. Yani biz ayarladık. Şimdi sıfırdan size hepsini dağıtıp kuracağım. Almanız gereken liste zaten belli. Herhangi bir motor için değişmiyor. Genel olarak aynı zımbırtılar alıyorsunuz. Beyler, ilk olarak 2 adet T alıyorsunuz. Şu an sistemimizin yarısı orada olduğu için. Yani biz sistemi önceden kurmuştuk. Dediğim gibi sökmek zorunda kaldık. Şu şekilde T alıyorsunuz. Bunlar biraz sıkıntılı. Şu şekilde 2 adet L alıyorsunuz. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Yani bunları üst tapanızı söküyorsunuz beyler. Motosikletinizin üst tapasını söküyorsunuz. Üst tapayı söktükten sonra bizim şu an anahtarımız, anahtar sıkıntımız olduğu için şöyle penseyle sökelim. Gelmedi. Biraz uzun ama geçmeden izlerseniz sizin için daha iyi olur. Aynen. Bütün şeyleri atlamadan yapmalısınız. Arkadaşlar, şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Aldığınız L'lerin contaları, üst tapanızın contaları ve ön keçelerinizin, amortisör keçelerinin sağlam olması, eğri süspansiyon sisteminizin çalışması açısından çok daha iyi olacaktır. Çünkü eskimiş keçeler hava kaçağı yapabilir, herhangi bir şey yapabilir. Bu yüzden arkadaşlar, alacağınız parça bu. Şöyle göstereyim. Alacağınız parça bu. Bunu alıyorsunuz. Yani diş boyu önemli değil. İstediğiniz gibi alabilirsiniz. Üst tapanıza göre götürüp tornacıda deldiriyorsunuz. Üst tapanızı. Şimdi Baran arkadaşımız üst tapayı söküyor. Sökmeye çalışıyor. Sökemiyor. Arkadaşlar, şu şekilde şunu da gösterecek olursam. Eğer tanklı yapacak iseniz, ki önerdiğimiz sistem tanklıdır. Kompresör hani Çin malı olduğundan dolayı, gerçi kullandığımız bütün parçalar Çin malı da, kompresörlerin ömrü bayağı kısa oluyor. Arkadaşlar, şundan alıyorsunuz. Zaten bu hava tanklarının ucu hazırdan tornalıdır. Direkt şu boy, görünüyor mu bilmiyorum. Şu boy, evet. Bu boy direkt buraya, herhangi bir torna işlemi gerekmeden direkt diş boyları uyuşuyor. Alıp takabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Taktıktan sonra iyice sıkmanızda veya teflon sarmanızda fayda var. Bana sökmüyorsa uğraşma istersen. Video bayağı uzamasın. Bunu sıkıyoruz. Dediğim gibi beyler, anahtar sıkıntımız var. O yüzden pense falan. Pense falan. Uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bunu iyice sıkıyoruz ki hava kaçırmasın. Arkadaşlar, normal şartlarda diyorsunuz ki herhangi bir şey sökülmek için anahtar kullanılmaz. Biz şu an şeyleri değiştireceğiz arkadaşlar. Üst tapaları. Neden diye soracak olursanız, bu zımbırtılar, plastik olanlar biraz kalitesiz diyelim. Biz bunun yerine demir olanlarını aldık. Yani şu plastik olanlar biraz sıkıntılı. Hani bir süre sonra şey yapıyor. Bunun böyle kısa olanlarını alırsanız air süspansiyon sisteminiz açısından daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buraya gelecek olursak. Üst tapamız nerede? Burada. Üst tapamızdan. Al oğlum, penseyle sök. Ne yapıyorsun ya? İşini bozarsın. İşsizlik seviyesi arttı. Sen adamsın. Eyvallah kardeşim. Bunu söküyoruz. Beyler, bunu şimdi sıfırdan başlayacak olursak, her şeyi geçip sıfırdan başlayacak olursak ne yapıyorsunuz? Ön amortisör tapalarını söküyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. İçinden yay çıkıyor. İçinden yay çıkıyor. Dikkat edin, yayın fırlama riski var. Elinize yüzünüze zarar vermeden bunu buradan söküyorsunuz. Normalde bunun içi alyanlı olur zaten. Alyanı söküp alıyorsunuz.
Bunu tornacıya götürüyorsunuz. Tornacının bildiği şeyler zaten bunlar. Yani rutin olarak yaptığı şeyler. Buna gösterip diyorsunuz ki abicim biz böyle böyle bir sistem kuracağız. Bunu buna göre bize deler misin? Adam zaten sıkıntı yapmıyor. Eğer öğrenciyseniz öğrenciliğinizi kullanarak cüzdi miktarda indirim yapabilirsiniz. Yani normalde biz öyle yaptık. Biz her koşulda öğrenciliğimizi kullanıp pazarlık ediyoruz. Yani biz öğrenciyiz. Yani ortalama 20 lira, 25 lira. Hani en fazla tornacının kazık atma seviyesine göre diyelim 30 liraya çıkabilir. Arkadaşlar bunu buna böyle bu şekilde takıyoruz. Onu üstünde tam sıkarız. Şimdi ben göstergelik taktım. Bunu böyle takıyoruz. Zaten yayı kesinlikle çıkartıyoruz. Yayın yerine biliyorsunuz hava basacağız. Havayı basınca ön düzen otomatik olarak şişecek beyler. Şimdi bunu yerine takıyoruz ve diğerini oturtturuyoruz. Bu arada bütün sistem burada değil. Vanalarla şeyler eksik. Ne? Vanalar T'nin biri. Aşağıda onlar. Tamam onları da getir. Bunu da yerine takıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi bu biraz eğri süspansiyon işi aniden çıktığı için tam teşkilat kuramadık. Yani en azından normal beyaz teflon diye adlandırılan yalıtım malzemesinden kullanmanız sistem açısından çok çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonrasında alıyorsunuz. Fazla zorlamadan, kırmadan, dökmeden. Şunu da sıkalım. Baran diğer şeyleri de getir abi. Bunu da buradan sıkıyoruz. Yani normal şartlarda arkadaşlar açık ağız ya da yıldız anahtar kullanmanız çok çok iyi olacaktır. Dediğim gibi bizim elimizde malzeme olmadığı için çatalla çorba içiyoruz diyelim. Yani penseyle şey sıkmak biraz akıl mantık dışı doğrusu. Ama başka çaremiz olmadığı için mecbur bununla sıkacağız. Yeterince sağlam olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi ön düzeni tornalattınız beyler. 100 cc kapınız var. 100 cc, 50 cc, 125 cc fark etmez. Model olarak baktığımızda. Yani 3 aşağı 5 yukarı drift için de aynı ama yine de biz sadece 100 cc kup için diyelim. Beyler şimdi tesisatınızı düzgün kurmanın çok önemi var. Şimdi sistemi şöyle kuracağız. Ön düzenden arkaya doğru 2 adet hortum gidecek. Sonra bu elimde gördüğünüz T'de birleşecek. T'de birleştikten sonra tekrar gidecek. Yani T'de elinizden geldiği kadar, gerçi sizin zevkiniz nasıl bilmiyorum ama elinizden geldiği kadar hortumları göstermemenizde fayda var. Ön düzenden gelen 2 adet hortumu biz burada birleştirmeyi planlıyoruz. Buradan 2 adet hortum birleştireceğiz. Arkaya doğru gidecek. Arkadan boşaltmak istediğimiz yer, yani boşaltma şeyini, hortumunu biz buraya çıkartmayı düşünüyoruz. Tekrar T'den çıkanı tekrar bir T ile çoğaltarak şuraya doğru bir hortum çıkartacağız. O hortumu vana bağlayacağız. Vana bizim boşaltma vanamız olacak. Oradan tekrar hava tankını koyacağınız yere o T'nin dışında çıkartıyorsunuz. Arkaya getirip tankınızı koyuyorsunuz. Tankımız burada. Dediğim gibi hiç tornaya falan gerek yok. Şimdi sistemi ufaktan kurmaya başlayacağız biz. Başka hava hortumumuz var mı? Yok. Çok güzel. Elimde var. Şu an sistemi şöyle yapıyorum. Şimdi elimizde bir T var ve 2 adet hortum var. Arkadaşlar bunlar geçmelidir. Şu şekilde içerisinde tırnaklar var. Bastığınızda tırnaklar içeri gidiyor. İyicene saplayıp şöyle bir gelen giden var mı diye kontrol etmenizde fayda var. Bunu buraya saplıyoruz. Güzel. Sapladık. Çekiyoruz. Gelen giden var mı?
Gelen giden yok. Tekrar diğerine de saplıyoruz. Arkadaşlar hortumları keserken uçlarını düzgün kesmenizde fayda var. Herhangi bir hava kaçırma sorunu falan yapmasın diye. Ardından bunları çektikten sonra şu şekilde arkaya doğru alıyoruz. Arkadan alıp T'nin birini buradan birleştiriyoruz. Sonra buradan çıkartıp diğer hortumu alıyoruz. Diğer hortumlar da var. Burada. Diğer hortumu da buradan alıyoruz. Diğer hortumu da buraya koyup. Evet beyler, şu an ön düzenimize. Diğer eğir hortumlar nerede abi? Arkaya kadar nasıl çekeceğiz biz hortum? Burada bir sürü var ya. Uzun yok mu? İçeride gördüm ben sanki. İçeriye bir baksana. Burada çok miktarda kesik, biçik şeylerimiz var. Şimdi buradan T'yi saplayıp, Baran boşaltmayı sağdan mı verelim, soldan mı? Mafsaldan mı verelim? Mafsaldan mı verelim? Nasıl olsun? Mafsal çok uzak düşer. Bence bak şurada gramajımızın kırık yerinden çıkartabiliriz. Bu aralar bayağı mantıklı konuşuyorum ben. Şuradan tekrar bunu T'ye saplıyoruz beyler. T'ye sapladık. Hepsini sapladıktan sonra kontrol etmenizde fayda var. Buradan bu elemanı gönderiyoruz. Arkadaşlar çok basit bir sistem aslında. Şemayı bilmek yeterli oluyor. Ardından ikinci T'mizi alıyoruz. Çekil abi oradan. Şey yapsana, daha kısa bir kablo versene. Bu çok uzun olur, ziyan etmeyelim. O olur mesela. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bunu yukarıdan çıkaralım. Neyi? Gerek yok, gramaj bindi mi onun üstüne bir şey olmaz. Kısayı ver abi. Kısayı. Kısayı saplasan oradan ucuna. Buradan geliyor. Buradan tekrar T'ye bağlıyoruz beyler. T'ye bağladıktan sonra kısa bir kablo yardımıyla, yani hortum yardımıyla şunu şöyle koyalım. Kısa bir hortuma vanayı takıp versene. Kısa bir hortuma vana takıp versene. Kısa bir hortum da bağla ona. Bunu böyle takıyoruz. T'nin, yani ikinci T'nin bir çıkışına vanayı bağlıyoruz arkadaşlar. Bu bizim boşaltma vanamız olacak. Bunu bu şekilde sisteme koyuyoruz. Şimdi vanamız burada duruyor. Boşaltma vanamızda herhangi bir problem yok. Burada zaten tek bir soketimiz kalıyor. Ona da hortum bağlayıp hava vereceğiz. Başka hiçbir sıkıntı kalmıyor. Yani anlayacağınız. Şu şekilde hortumu alıyorsunuz. Beyler tekrar özet geçecek olursak. Ön düzenimize tornalattık. Ön düzenimize şu aparatları taktık. Aparatları taktıktan sonra hortumumuzu taktık. İki hortumu bir T ile birleştirdik sistemin içinde. T'den çıkış aldık. Yani ön düzenden iki tane T'nin biliyorsunuz üç ucu var. Bunları birleştirip arkaya gönderdik. T'nin kalan bir ucundan diğer T'ye çıkış aldık şu şekilde. Diğer T'den kalan iki çıkışan birine şu şekilde kısa kabloyla vanayı nereye koymak isterseniz, indirme vananınızı nereye koymak isterseniz ona göre yerinize koyuyorsunuz. Kalan son çıkışa da hortumu saplayıp, arkadaşlar 8 mm biz kullanıyoruz. 10 mm biraz kalın olduğu için sıkıntı yaratabiliyor. 8 mm ideal. Bütün parçalarınızı 8 mm'ye göre pnömatikçilerden falan alabiliyorsunuz. Bunu aldıktan sonra sadece yani tankınıza hava basmak kalıyor. Biz de tankı şu an dediğim gibi aciliyetten geliştiği için tankın arka tarafına sibop çaktırıyorsunuz. Örnek olarak şöyle gösterecek olursak, bizim bir şeyimiz vardı.
tankımız. Ama dediğim gibi sökmek zorunda kaldığımız için egzozun üstüne kaynaklıydı. Sökmek zorunda kaldığımız için şu şekilde bir gözüküyor mu bilmiyorum ama sibop çaktırıyorsunuz. Bayağı bildiğiniz teker sibopu çaktırıyorsunuz. Arkadaşlar bunlar ortalama 10 bar alır içine. Yani kompresör bağlayabilirsiniz. Hava mini kompresör bağlayabilirsiniz. Petrolden hava basabilirsiniz. Fark etmez. Buraya bildiğiniz teker sibopunu kaynatıyorsunuz. Şu şekilde. Ayrıyetten buradan da hava veriliyor. Beyler sisteme çok fazla hava basmak, sistemi çok sert yapmak sisteme zarar verebiliyor. Giderken patlama gibi durumlar yaşatabiliyor. Çok sıkıntılı durumlar bildiğiniz gibi. O yüzden sisteme gereğinden fazla hava vermemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi buradan son kalan çıkıştan bunu bağlıyoruz. Bizim şu an şeyimizde tankımızda hava olmadığı için birazdan gidip tanka hava basacağız. O şekilde. Yani sistem bu şekilde olacak. Buradan tabi vananız kapalı olacak en başta. Buradan havayı bastığınızda ön düzen yükselecek. Bu şekilde kalabilir. Ön düzen yükseldikten sonra kalabilir. İndirmek istediğiniz zaman vanayı açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Birazdan diğer videoyu da kesici bağlayacağız. Ardından arka amortisör kısaltmayı göstereceğim. Tabi bunlar farklı videolar haline gelecek. Eğri videomuz bu kadardı. Şimdi çalışırken ki videoları ben montajda koyacağım. İşimiz bittikten sonra her şeyi halledip granajımızı toplayıp sistemi çalıştıracağız. Sizler de beraber göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ekipman kullanmayı sakın unutmayın.